Önce çok özel bir haberi paylaşmıştık geride bıraktığımız saat diliminde. O haberin hemen detaylarıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt programında görev yapacak bir sivil polisin aracının altında bomba bulunmuştu. O bomba ile ilgili ayrıntılara ulaştı ekibimiz. Detayları almak için şimdi hemen canlı yayın noktamıza gideceğiz. Mehmet Keçkel bizi o noktada bekliyor. Mehmet kolay gelsin. Geride bıraktığımız dakikalarda görüntüsüyle birlikte detayları paylaştık. Bir kez daha dinleyeceğiz senden. Soruşturmanın da hangi aşamada olduğunu paylaş lütfen izleyicilerimizle. Haktan Uysal 4 Aralık'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt mitinginde görevli Mardin'in Nusaybin ilçesinden Çevik Kuvvet Büro Amirliği'ndeki bir polis memuru özel aracına binmiş, arkadaşını almaya gitmişti. Arkadaşı aracın altında bir düzeneyi fark etmişti ve olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipleri de bombayı etkisiz hale getirmişlerdi. Ardından da soruşturma başlatılmıştı. Binlerce dakikalık güvenlik kamerası ve MOBESE kameraları izlendi. Emniyet tek tek iz sürdü ve 4 kişi olayla ilgili gözaltına alındı. 3 kişi ifadesi suçunu itiraf ettikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hali hazırda bomba kimler tarafından gönderildiği sorusunun cevabı içinde bir kişinin ifade işlemleri emniyette devam ediyor. Yeni detaylar elimize ulaştı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bomba düzeneğini daha önce ekranlara günlerce getirmiştik. Ancak bomba düzeneğinin içeriğiyle ilgili yeni bilgiler elimize ulaştı. Buna ilişkin de görüntüler ilk kez A Haber ekranlarında ekranlara yansıyor. Mıknatıslı el yapımı patlayıcı tuşlu telefon sistemiyle çalışıyor ve bir devre kartının olduğunu ifade edelim. Bu patlayıcı da mıknatıslı patlayıcının içerisinde aynı zamanda C4 patlayıcının, plastik C4 patlayıcının da olduğunu ifade edelim. Devre kartına baktığımızda da yine orada rakamları görüyoruz. 4, 8 ve 2 rakamları 3, 8 ve 2 rakamlarını görüyoruz. Bu da telefon sistemiyle çalışan bir bomba düzeneği. Yine telefonun jack kısmının bomba düzeneğine bağlandığını da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Karşıdan yapılan aramada da yine bu bomba düzeneği ilk aramada devreye giriyor. Ardından 8'e basılınca da bomba infilak ediliyor. Bomba düzeneğinin üstündeki devre kartında aç ateşte ve emniyete al sisteminin olduğu da yine ortaya çıktı. Bunu da ifade edelim ve aynı zamanda bomba düzeneğinin içinde plastik patlayıcının yanı sıra bilyelerin de olduğunu ifade edelim. Peki bu bilyeler neden var? Bilyeler daha önce de ele geçirilen bombalarda da görülmüştü. Bilyeler tahrip gücünü arttırması için konuluyor ve yine Suriye'den daha önce getirilen bombalarla benzerlik taşıması üzerine aslında emniyet bu bombanın da Suriye'den getirildiği üzerinde duruyordu ki bu da kesinleşti. Suriye'den getirilen bu bomba düzeneğinin de polis ekipleri tarafından incelendiğini ve üzerinde de yine devre kartıyla telefon sisteminin olduğunu, uzaktan ateşleme sisteminin olduğunu ifade edelim. Haktan Uysal, bir kez daha şunun altını çizelim. 3 kişi tutuklandı. Bir kişinin ifade işlemleri ise devam ediyor diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.